Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Veren Çelen, bugün House of Iron 4'te Birleşik Krallık serisine başlıyoruz. Herhangi bir şekilde ideoloji değiştirmeyeceğiz. Bu seride demokratik İngiltere olarak devam edeceğiz. Hedefimiz Almanları mağlup etmek olacak ve tabii ki de İtalyanları da. Daha öncesinde sadece bir kere İngiltere oynadım. Burada 5 kere yazdığına bakmayın. Onlar hepsi direkt 1936'da bitmiştir yani. İlk defa dün oynadım. Dün de bayağı bir başarılı olduk. 1942'de Almanları yere serdik abi. Save and play diyerekten başlayalım. Dün yapmadığım şeyleri bugün yapmaya çalışacağım. Japonları da ortadan kaldırmaya çalışacağım. İlk olarak hatta çıkarma yoluyla Japonlara çıkmayı planlıyorum ama oradaki gemi gücümüz biraz zayıf. Amerikan gemilerini teslim aldığımızda, buradaki adaları teslim ettiğimizde, şurada birkaç tane adamız var galiba. Bu adaları teslim ettiğimizde, nerede şu an görmüyorum ama orada birkaç üs teslim ediyoruz abi Amerika'ya. Ondan sonra bize gemi veriyor. O gemilere direkt tamamıyla Japon tarafına yollayacağım. O zaman alabileceğimi düşünüyorum Japon, ama dediğim gibi denemedim abi. İlk defa şimdi deneyeceğim. Şimdi full silaha verdim, farkındaysanız burada da full sivil fabrikaya veriyorum. Neden peki uçak basmıyorum? Çünkü bizim fighterımız araştırılı değil. Fighterları araştıracağız. Direkt stabil şekilde başlangıcımızı yapıyoruz. İlk defa İngiltere oynadığım için, daha doğrusu ikinci defa İngiltere oynadığım için pek fazla bilgim de yok bu konuda. Ama elimizden geldiğince oynamaya çalışacağız İngiltere'yi güzel bir şekilde. Hadi bakalım abi. Komutanlarımızı yerleştiriyoruz. Şimdi planlarımı anlatayım sizlere. Planımız ne olacak abi? Tabii ki herkesin bildiği bir şey. Öncelikle şöyle donanmayı birleştireyim. Bunları daha sonrasında dağıtacağız. Şunlar bir birleşsin, onlar kendileri arasında. Eş zamanlı olarak hem Etiyopya'yı hem Kuzey Afrika'yı toplamaya çalışacağız. Planlarım bu yönde. Daha sonrasında ise İtalya'ya herhangi bir şekilde çıkarma atmayacağım. Sovyet Savaşı başlayana kadar bunları hiçbir şekilde şüphelendirmeyeceğim abi. Herhangi bir şekilde ben yokmuşum gibi bunlar hareket edebilecek. Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece Paris'i bombalayacağım, o kadar. Herhangi bir şekilde çıkarma denemeyeceğim, bir şey yapmayacağım. Tek faaliyetim ajanlık olacak. Ajanlıkla bunları yıldırmaya çalışacağım. İsyanları destekleyeceğim. Gideceğim, bir şeyler yapacağız abi. Her türlü ajanlık faaliyetini yapacağız bunlara karşı. Onun dışında tek bir çıkarmayla Almanları indireceğimi düşünüyorum. Kuzey Afrika'yı İtalya'ya kadar alabileceğiz. Libya'ya kadar alabileceğiz. Suriye ve diğer Kuzey Afrika kısımlarını Vichy Fransız savaşa girmediği için alamıyoruz. Ben dün kendim savaşa ilan etmiştim Vichy Fransa'ya, ama bu saçma oldu. Çünkü War Support'um ofansif savaşta olduğum için girimi azaldı. Bugün ne yaparım bu konuda bilmiyorum. Daha sonrasında savaşa geliyordur diye düşünüyorum herhalde. Umarım geliyordur. Normalde taktiğimizi biliyorsunuz. Bir asker bırakıp tecrübe kasıyorduk ama son güncellemede onu biraz indirmişler abi. Bir asker bırakıp da yani gidip kafanıza göre tecrübe kasamıyorsunuz. Bakın şu an 0.47 geliyordu. Normalde sadece bir askerle yaptığımda 0.100 alıyordum. Bu tecrübe olayını bayağı indirmişler abi. Yavaş tecrübe kasıyoruz. Olsun. Olsun. Önemli değil. Bizim şu anda sadece 36 birliğimiz olacak. Daha da birlik basmayacağız zaten. Merak etmeyin. Herhangi bir şekilde birlik basmayacağız. Bu birlikleri Etiyopya Savaşı'nda kullanırken sömürgelerimizden aldığımız birlikleri ise nerede kullanacağız? Libya'da kullanacağız. Libya'da bir çıkarma ile direkt Tobruk'a çıkarma atacağım sanırım. Ya da Bingazi'ye atabilirim. Bingazi ile bir çıkarma atarız abi. Ondan sonra patır kütür indiririz. Dün ilginç bir şey yaşadım. İngiltere oynarken İtalya savaşa çok geç girdi abi. Savaş başladı, Fransa düştü falan filan. Ondan da daha da geç girdi yani. İlginçti. Anlamadım neden böyle oldu. Acaba burada, bugün de böyle mi olacak bilmiyorum. Şimdi şöyle yapabilirim ben bunu. Destek ekipmanı azalıyor çünkü epey. Bunu böyle bir yapalım abi. Şu anda top konusunda bir sıkıntımız yok zaten. Top olmadığı için eğitimde de top kaybetmiyoruz. Gerçi bazı birliklerde top olabilir ama. Yani şu an genel olarak top sıkıntımız yok abi. Hangi birliklerimde top var bilmiyorum şu anda. Bakarız abi, bunlara bakarız. Evet, araştırmalarımız bitiyor. Hızlıca ilerleyeceğiz. Ben genelde buna gidiyorum. Bazı arkadaşlar şuna gidiyor. Çünkü Factory Output'u daha çok arttırıyor. %5 ona göre daha da arttırıyor ama ben buna gidiyorum. Çünkü Production Efficiency falan veriyor bu. O yüzden bence
Ona gidin abi. Benim tavsiyem Bam'a tabii ki siz yine öyle gitmeye de devam edebilirsiniz. Politik gücümün artması için politik power elemanı alacağım. Şu anda military fabrika basınmasını arttıran elemanı almama hiç gerek yok. Çünkü basmıyorum abi. Askeri fabrika basmıyorum. Sadece sivil fabrika basıyorum. Ve buradaki departmanımızı geliştirmeye devam edeceğiz. İstihbarat teşkilatı bizim için en önemli silah. İstihbaratla vuracağız Almanları. Ara ara fake şeyler vereceğiz abi. Olmayan ordumuzu göstereceğiz falan. Ya yani öyle ilginç şeyler yapacağız abi. Bakalım. Taktikli bomberlar basılıyor. Bizim en önemli avantajımız bombalamak abi. Almanları bombalayarak onların savaş desteğini düşüreceğiz. Bu bizim için çok önemli. Tabii ki de kendimizi korumamız gerek. Evet, güzel artık. Şunu da halletmiş olduk. Bu artık ortadan kalkacak yavaş yavaş. Yakında. Zaten İngiltere'ye karşı bir şey yapamazlar bunlar. Çünkü burada hava savunma sistemleri hayvan gibi basılmış olacak abi. Güzel. Kendisi odak ağacından hayvan gibi hava savunma sistemi basıyor İngiltere. O yüzden abi herhangi bir şekilde sıkıntı yapmamıza gerek yok. İngiltere konusunda savunabileceğimiz çok açık zaten. Çok az uçakla çok fazla uçağı indirebiliriz. Hava savunma sistemimiz var zaten. Şu an olmasa da şu an var mı abi hava savunma sistemimiz? Bakmak istiyorum da. Şu an bakın buralarda var. Bunları daha da max yapacak yakın zamanda. Onları da halledeceğiz. Şu ara ara ne sesi geliyor abi? Ambient şu efekt mi abi bu mu? Evet bu efekt sesindenmiş de bu sefer de oyun çok kötü oldu abi. Bu efekt sesi açık kalsın. Biraz açalım abi şunu. Şöyle yapabiliriz aslında. Tamam. Devam etsin de bu sefer çok kısık oldu. Şunu bir ayarlayayım ben. Tamam. Böylece devam edebilir. Diğer türlü abim çok fazla şey sesi geliyor. Deniz sesi falan geliyordu. Of. Direkt buradan devam edebiliriz. Uçak araştırıldı değil mi? Uçak araştırıldıysa uçak basmaya başlayalım. Fighter'ı direkt 5 fabrikayla basalım abi. İleride fabrikalarımız epey artacak. O zaman bayağı bir şeyler yapacağız. Spymaster olalım artık. Bir tane daha ajanımız gelsin. Güzel. Odaklarımız bitiyor. Buna gideceğim. Çünkü başka gidebileceğim şu anki aşamada bir şey yok. Bunlar için dünya tansiyonu istiyor oyun benden. Şimdi şu dünya tansiyonu istiyor. Bu da dünya tansiyonu istiyor. O 5 istiyor. O 10 istiyor. Onları yapacağız. Şu an ne yapabiliriz? Bir şey yapamayız herhalde. Bunu ilerletmek istiyorum. Bunun için de 25 dünya tansiyonu istiyor. Yani şu anda hiçbir şey yapamayız abi. Sadece sivil fabrika basacağız. Tek yapacağımız şey bu olacak. Silah halledecektik değil mi biz? Şöyle abi. Şunu da indir. Evet. Fighter'a verelim. Abi en önemli şeyimiz bizim fighter. Fighter gelişmesi gereken ve sayısının artması gereken bir şey. Hava üstünlüğü eğer bizim olursa kazanamayacağımız savaş yok. Ya geç olur, erken olur, fark etmez ama hava üstünlüğünün sizde olması çok önemli bir şey abi. Ya yenemedin 1942'de Alman'ı, 1943'te yenemedin, ya 1944'te yenemedin. Ama hava üstünlüğü sende olursa eğer ya illa ki yeneceksin. Ya yenmeme şansın yok abi. Bir ülkenin eğer sen ondan üstünsen havada onun hayvan gibi zaten bir de biz şey ülkesiyiz, ada ülkesiyiz. Buraya çıkamayacağı için zaten. Yani biz ondan havada üstün olduğumuz sürece onu yenmememiz gibi bir olay olamaz. Çünkü biz onu bombaladıkça, biz onu vurdukça onun sürekli savaş desteği düşecek. Halkından destek alamayacak. Bir zaman sonra insan gücü alamayacak. Yani adam ölecek abi yani. Bu bizim en önemli silahımız. En önemli silahımız abi. Güzel. Fabrikalar aksın bize. Var mı abicim dünya tansiyonunda bir şey? Yok. Fortifiye gerek yok. Şuradan devam edelim. Ya hava üstünlüğü sizde olsun. Her şey halledilir abi. Önemli olan tek şey oyunda şu an için bizim için hava üstünlüğü. Ya istersen tüm Afrika'yı kaybet. Senin sadece bir hava üstünlüğün olsun. Tabii Afrika'yı kaybedersek direkt sıçarız kaynak maynak gider. Orasını unutun. Ama yani hava üstünlüğü abi. Hava üstünlüğü alın yeterli. Şu an için biz çok fazla silah almayacağız. Çok fazla biliyorum uçak üretemiyoruz. Bunu biliyorum ama
Üretiriz abi, uçak konusunda ne olacak? Sen de şuraya git. Hadi bakalım. Almanlara ağımızı kuralım. Ya İtalyanlara hiçbir şey yapmamıza gerek yok. İtalyanlar kendi kafasına sıkar zaten. İnanın İtalyanlar harbiden kendi kafasına sıkar. Onlara hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Onlar kendi kendini halleder abi. Biz Almanları aldıktan sonra onlar zaten kendi kafasına kendisi sıkar. Şu Japon konusunda ne yapacağım onu bilmiyorum. İnanın onu bilmiyorum. Japon konusunda ne yapacağım lan ben? Düşünüyorum. Ya donanma burada üstün olduğu sürece Japon'u zaten 24 askerle indiririz abi. Herhalde indiririz yani Japon'u. Japondur lan bu. Ne olacak? Şuna ihtiyacımız yok. War support falan arttırıyor bu da bunlar şu an bizim gidebileceğimiz şeyler değil. Demokrasiyi arttırabiliriz. İşte tabii ki bu vara endüstrisini alacağız abi. Başka neyi alacağız? Çünkü askeri fabrika basmaya başlayacağız bunlar basıldıktan sonra. Şu an hayvan gibi sivil fabrika basıyorum. Bunlar bizim için önemli. Askeri fabrika işi halledilir abi. Bizim çok fazla askere ihtiyacımız yok. Zaten askerlerimizi şu anda yakın zamanda biz kimden alacağız? Bizim çocuklardan alacağız abi. Dünya tansiyonu güzel arttı. Oradan fabrikalarımızı alalım. Bizim direkt çocuklardan alacağız abi. Biz zaten o şeyi halledeceğiz. Merak etmeyin. British Raj şu an mesela kaç veriyor abi? 11 veriyor. Ya buradan bir 7 de bu veriyordur. Evet 7 bu veriyor. Buradan 2 sen ver. 2 de sen ver. 3 veriyormuşsun. Daha güzel. British Malaya vermez. Bundan bir cacık olmaz. Evet vermiyor zaten bu. Bu arada 2 veriyor lan bu. Oo bu da veriyormuş. Güzel. Onun dışında Kanada 13 tane veriyor. Ya güzel yani abi temiz halledilir. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Hayırdır? Kimi yakalıyorsunuz ya? Kimi yakalıyorsunuz abi siz? Al şunu hallet. Al şunu hallet. Destek ekipmanında sıkıntımız var. Biz onu kurtaramayacağız galiba. Destek ekipmanı mı istiyordu? Bakacağım şimdi. Dur şunu bir araştırmayı bir halledelim. Araştırmayı halledelim. Onu da hallederiz abicim elbet. Şimdi buradan bakacağız. Silah istiyormuş. Destek ekipmanı isteseydi veremezdim. Abi hallet şunu. Kurtar bizim çocuğu. Umarım kurtarırsın. Kaynaklardan alımlarımızı arttıralım. Şu an bakmak istiyorum ticaretten bana kaç fabrika geliyor abi? Şöyle bakmak istiyorum. Trade'den bana artı 2 mi geliyor? 2 geliyor galiba. Trade'den bunun benden bir şey alın lan o kadar kocaman güneş batmayan imparatorluğuz yani bizden bir şeyler alın abi. Bu kadar da ticaret Türkiye oynadığımda daha çok şey alıyorum lan ticaretten fabrika alıyorum. Vallahi ayıp bir şey ya bu. Ayıp ayıp. Harbiden ayıp ya. Abi buradan gidebildiğini gittin sen artık şunlara da yönel. Hadi bakalım. Hop fabrikalarımız geldi. Teşekkür ederiz. Abi bunlarla ne? Gelmedi mi lan oradan? Savaşa girdiğimde vereceğim sen bana bunu. Şu an vermiyorsun ha? Öyle olsun. Savaşa girdiğimde vereceğim demek onu. Neyse olur bunlar. Bunlar olur. Bunlar olur. Önemli şeyler değil bunlar. Şu an endüstriye yüklenelim. Hayvan gibi politik güç gelecek zaten. Onları harcarız abi. Onlar önemli değil. Şimdi. Usta siz şuraya ezdirin. Sizin artık görev yeriniz burası. Hadi bakalım oraya bir gidin siz. Siz oraya bir gidin. Orada bir şeyler yapın bakalım. Hadi. Göreyim ben sizi. Araştırma solutu bir tane daha gelecek. 5 tane araştırma solutu olacak. Her şeyde yetecek abi araştırma solutu bize. İnşallah yeter. Oo, oo. Abi. Şu elemanların alayını buna versene. Sen hangisisin usta? Seni de buna verelim. Abi siz şöyle birleşin tamam mı? Siz birleşin. Çünkü orada bir donanmaya ihtiyacım olacak benim epey miktarda. Siz bir birleşin abi. Siz bir birleşin. O önemli. Önemli. Güzel. Hallediliyor her şey. Ya benim planım şu yönde olacak tabii ki. Şunu halletmek abi. Şu birlikleri oluşturmak. Hedefim bu. Umarım da oluşturabiliriz. Ki şu an oluşturabileceğiz gibi gözüküyor. Umarım oluşturabiliriz. Abicim.
Şöyle halledelim artık şu askeri fabrikalar bir basılsın değil mi? Onlar bir basılsın abi. Onları bir halledelim. Sana zahmet. Sana zahmet abi. O askeri fabrikalar halledilsin. Onlar önemli çünkü. Endüstride bonus alacağız 2 adet. Severiz. Endüstri yaparız abi. Şimdi buradan motorize bonusu geliyor. Air Defense zaten aldığımızda buradan çok fena şey alacağız. Anti-air'leri alacağız. Bunlar da mı savaşa girdiğimizde gelecek bize? Bilmiyorum. Bunlar direkt şimdi gelecek galiba. Abi research slot mu alsam, bunu mu alsam? Ya şu üretim 70 gün daha hızlı gelsin. Ondan sonra da research slot alırım. Şu an araştırılacak çok fazla da bir şey yok yani. O yüzden ihtiyaç da yok abi ona. Lojistik alalım. Hacı lojistik elemanı alacağız da motorize basmıyoruz ki biz. Bundan yap abi. Hatta dur. Şöyle yapalım. Yok tamam, onun zamanı gelmemiş. Abi her türlü buradaki şeyi halledeceğiz. Şimdi pasif defans falan geç. Komando olarak gelsin bizim şeyler artık. Usta buradaki faaliyetleri durdurmuşsunuz. Bunları halledin. Şuradaki bağlantıyı kurun aga tekrardan. Kurun bağlantıyı. Kuru abi kur. Şunu da ver abi. Artık daha fazla gelecek buradan bana. Evet. Güzel. Oradaki bağlantıyı kur abi. Oradaki bağlantıyı kur. Almanlara her türlü şeyi yapacağız biz. Yapmamız da gerek yani. Buradakilere yapmaya gerek yok şu an için. Şu çıkarma teknolojisi 40'taydı sanırsam. Evet. Şu an ona gidemeyiz. Abi bunlara gidebiliriz. Şunlara gidebiliriz. Production efficiency mi alsam? Consumer. Abi %10'dan ne olacak oradan? Ama buradaki %10 daha iyi olur bence. Güzel. Başkanımız değişti. Buradaki araştırmalar bitiyor. Bitmeye devam ediyor. Devam abicim buradan. Ya gerçi ben buna gidiyorum da bu ne işime yarayacak benim? Benim bu ne işime yarayacak? Onun yerine tank alsan abi. Bu arada dün oynadım, gram şey yapmadım abi. Hiç tank basmadan 48 birlikli Alman'ı indirdim. 48 tane 40 kombat birlikli Alman'ı indirdim. Güzel oldu. Eğlenceliydi valla. Şu an bizde bir faaliyet yok. İspanya iç savaşını ateşe yollasak mı? Yollayamıyoruz değil mi şu anda, politik gücümüz yetersiz ki, ateşe yollasak kabul ederler mi ki acaba? Kabul etme şeyi var mıydı Asya'da? Uzun zamandır ateşe yollamadığım için bilmiyorum. Evet. Buradaki şeyler kurulmakta. Şu an faaliyetlerimiz sürüyor ve yeterince şey yapamıyoruz. Göremiyoruz. Görmeliyiz. Göreceğiz. Gözümüz kulağımız yerinde olmalı. Olacak da. Abi böyle devam. Böyle devam. Lan dün bir multi girdim. Yine Sovyet oldum. Her multide Sovyet oluyorum. Sovyet seçen yok. Mecbur Sovyet'e giriyoruz. Tabi yeniyoruz her zaman. Biz her gün Sovyet, her gün Sovyet. Yeter, bıktık vallahi ya. Evet. Usta şimdi bizim birlikler nasıl olacak? Şöyle bir halledelim. Abi sen şunu bir buna ver. Öncelikle. Denizaltı basacağım. Konvoy raiding yaparız. Şimdi bizim birlikler nasıl olacak? Öncelikle kavalri birlikleri yapmak istiyorum. Bu kavalri birlikleri motorizeden seçiliyor değil mi? Mobil şeyden. Evet. Kavalri önemli. Neden önemli? Çünkü takıt atmak falan gerekiyor. Hızlı birlikler abi kavalriler. Biliyorsunuz. Hızlı birlikler o yüzden önemli birlikler. Bizim açımızdan bakıldığında. Hoppa yükleyeceğim bunlara. Buradaki top açığı kapatılır. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bunların hepsini infanteri yapacağım. Ve bunlardan 9 tanesini havaları yapacağım. Hatta şöyle birazını daha kavaleri yapalım. Evet, şimdi eksiğimiz hayvan gibi oldu. Güzel. Bu eksiği kapanacak. Kapatacaksınız abicim bu eksiği. Bu eksiği kapatacaksınız. Başka bir yolu yorda mı? Yok bunun. Savaş propagandası yapsam mı acaba? 150 puan buna harcamak iyi olabilir de dünya tansiyonu yeterli değil. Zaten dünya tansiyonu yeterli. Buradaki iç savaş bitmek üzere. Oğlum adamlar her yeri vermiş, Madrid'e vermemiş. Aslanlarım benim. Madrid orada olacak. Madrid yaşayacak.
Her şeyi vermişler, Madrid'i vermemişler abi. Şuna gidelim hızlıca. Üretimi arttıralım. Araştırma slotumuzu elimize aldık. Güzel. Desteklerden yapılma şeylerimiz oluyor. Destek ekipmanlarımız oluyor. Şunları da arttırdık mı okeydir abi. Savaşa büyük ölçüde hazırız. Yapacağımız tek şey bizim elemanlardan asker almak abi. Bizim elemanlardan asker almak. Şu an tabii savaşa hazır olmamız için gereken şey bize top. Top ihtiyacımızı karşılamak durumundayız. Karşılayacağız. Hocam sen bana asker ver. British Malaya sen de asker ver. Usta kaç tane verebiliyorsan ver bakalım hadi. Sen de ver abi. Kaç verebiliyorsan. Sen de ver. Güzel. Bunlar kim abi? Bunlar bizim değil mi? Ela ise katıldı. Güzel. Sen... Oo, güzel güzel güzel. 37 Division. Şimdi bu 37 Division'ın şöyle bir 24'ünü burada kullanacağız öncelikle. Bunu direkt bir generale verelim. Direkt bir generale ver abi. Bunlar burada kullanılacak. Şimdi buradaki 3 Division'ı şöyle bunları çek. Garnizon yapacaksınız siz burada. Görevi yapacaksınız. Bu 10'luk arkadaş ise buradan Bingazi'ye çıkarma atacak. Ondan sonrasında medium tank şu anda yapamıyoruz. Tank şey topu geliştiremiyoruz. Air Doctrine geliştirsem kaç gün diyor. Biz buradan kaç gün diyoruz. Şunu al bir öncelikle onu bir al. Şu an böyle bir faaliyetimiz var. Ama bu faaliyetler daha da artacak. Şuradaki Fransız limanını almayacağız arkadaşlar. Bu Fransız limanını eğer alırsak Vichy Fransa salındığında Vichy Fransa'ya kalıyor ve burayı tekrardan alamıyoruz. O yüzden orayı İtalyanların almasını istiyorum ben. Oraya bir savunma dizmeyeceğim. Şuradaki aşağı kısma yeniden savunmalar dizilecek. Dizilmek zorunda. Şuraya sağlam olmayan bir general ver abi. Silah açığımız yok. Güzel. Liderliği benden alabileceği söyleniyor. Alamaz. Alamaz öyle bir şey yok. Ben öyle bir talimat vermedim abi. Alamaz. Güzel. Bu da halledildi. Fighter olayına şey yapabiliriz şu an için. Evet, şu fighter olayını bir halledelim. Ondan sonrasında direkt buradan gidiyorum. Silah üretimini arttıracağız. Hayvan gibi gelişecek abi ülkemiz. Hayvan gibi gelişecek. Dün ben oynarken ilginç bir şey oldu abi. Fransa buradan yardı abi. Münih'e kadar ilerledi. Alman da buradan yardı. Paris'e girdi. Fransa düştü. Ya buradan Fransa yardı. Münih'e kadar girdi harbiden abi. Dedim acaba kazanacağız mı ama yok abi. Alman buradan geldi tanklarla. Paris'e bir girdi çak. Direkt Fransa hoppacık gitti. Maalesef maalesef. Fransa kardeşi öylece kaybetmiş olduk. Ama sonrasında tabii ki Fransa kardeşi biz kurtardık. Kendisi sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kurtardık abi. Kurtarmaya da devam edeceğiz. Dostlarımızı. Şimdi askeri fabrika basılmaya başlanmış. Çok güzel. Faaliyetlerimiz sürüyor. Askeri fabrika konusunda tabii ki ajanlık konusunda da faaliyetlerimiz sürmeye devam edecek tabii ki. Şu enemy operatiflerin şeylerini halledelim abi. Onlar yakalanma şansı artsın. Onları eğer yakalayabilirsek yakalarız bu şekilde. Ağamız hayvan gibi kurulmuş. Ve Ancelos'a gidiyor şu anda o. Buna bir tane faaliyet yapabiliriz. Mesela şimdi ne yapabilirim abicim? Orduya mı sızsam? Ya bakın. Ya orduya sızalım da abi. Orduya sızmak bize ne kazandıracak? Şimdi bunları konuşmak gerek. Ya sızdın orduya. Ne işine yarayacak ki? O adamın ordusuna sızdın. Ne oluyor abi adamın ordusuna sızınca? Ama sızın yani sız. Ya daha fazla bilgi mi elde edeceğiz abi adamın ordusuna sızınca? Ya bunu bilmediğim için soruyorum cidden yoksa. Ya bu görevi yaptığımda adamın ordusundan daha fazla bilgi mi alacağım? Yoksa ben bu adamın ordusu bana karşı savaştığında güçsüzleşecek mi yani? Eğer ikinci söylediğimse çok mantıklı, çok güzel bir şey. Umarım ikinci söylediğimdir. Ama orduya bir sızalım abi, orduya bir sızalım. Hangisi olduğunu bilmediğim için orduya bir sızalım. Şimdi şu ablamızı almayacağız, diğerlerini alacağız. Bu ablamız o. Bunu bir halledelim bakalım, bir orduya nasıl sızacağız bakalım. Hocam daha savaşta değiliz. Siz şimdiden hastalanmaya başladıysanız savaşa girdiğimizde valla sizi yerden toplarlar. Ben size söyleyeyim. Daha savaşa girmedik. Siz şimdiden hastalanıyorsunuz.
savaşa girdiğimizde bizi yerden bile toplayamazlar yani bu şartlar altında. Abi bu ordu şuraya katılsın. Bunu birleştirelim yine aynı şartlar altında. Sonrasında şuraya tamamen Strike Force emri veriyorum. Konvoy koruma emrini denizaltılara vereceğim. Kaç tane denizaltım var? 24 tane denizaltım var. O denizaltılar konvoy raiding yapacak. Diğerleri destroyerlara falan da veririz abi konvoy koruma emrini. İşi hallederiz orada. Air Defense'e gidelim mi? Yoksa buradan bir şeyler develop rush falan mı yapalım? Şu an bir Air Defense'e gidelim. Gerçi Air Defense'e şu anda niye gidiyoruz ki biz? Abi Air Defense'i sal. Develop rush yapalım da. Ondan sonra Air Defense yapalım. Çünkü şu anda Air Defense gitsek de bizim bir şeyimize yaramayacak ki. Ya bize yarayacak şeyleri yapalım abi. Şuradan abicim artık doktrine önem verelim. Buradan da topu araştıralım. Daha sonra da silahı araştıracağım. Şimdi buraya bir general vermek istiyorum ben. Özelliklerini sonra bakarız abicim. Şimdi. Abi bana şunları şöyle yaptığımda silecek misin bana? Evet, böyle mi yapacağız? Tamam. Buna bir şey vereceğiz. Şunu şuraya katacağız tabii ki. Oo, tamam. Tamam oldu. Bu konvoy raiding yapacak abi. Buradaki konvoy raidcimiz olacak. Bu denizaltılarla vururuz abi bunları. Herhalde. Diye düşünüyorum. Umarım yapabiliriz. Daha sonrasında ise şu politik güç şu an bizde bir kalsın, bir dursun, onunla bir halledeceğiz. Maalesef burada sivil ekonomiden geliştiremiyoruz şu anki aşamada hiçbir şeyi. Bunları da şu an yapmaya gerek yok. Ne olduğunu bilmiyorum abi çünkü onu yaptığımda ne olacak cidden bilmiyorum. Tamam, böyle iyiyiz abicim şu anki şartlar altında. Şimdi buradaki donanma aslında abi şöyle yapacağız bak şimdi bak. Bak. Bu donanma buraya bir gelsin. Tamam mı? Gelsin. Buradaki işi halledelim. Ondan sonra direkt olarak tamamıyla oraya yönleniriz abi. Tamam mı? Direkt olarak oraya. Şöyle yapsam. Aga buradakilerde Strike Force yapsa mesela. Bak öyle değil. Sen bu adama Naval Invasion Support yapacaksın. O adam eğer bize saldırı olduğunda direkt kafa atmaya gidecek abi. Nasıl mantık ama? Ya şimdi biraz da şöyle bir submarine alalım. Bunlar da adamın konvoylarını vursun. Bu submarine'ler de adamın konvoylarını vursun. Ya neden submarine'leri koyuyorum? Ya tabii benim yaptıklarımın her şey doğru olmayabilir. Daha iyi bilen arkadaşlar var oyun. Onlar yorumlarda belirtirse sevinirim. Submarine'ler daha gizli oldukları için konvoylara vurması için görev veriyorum. Ya uçaklardan kaçabilirler diye düşünüyorum. O yüzden submarine'lere veriyorum. Ya ben gerçekçi olarak baktığımda böyle olduğunu düşünüyorum. Tabii oyunda tam olarak nasıl bilmiyorum. Yani çok fazla donanma kontrolü yapmadığım için genelde kara savaşlarına dayalı devletlerle oynadığım için ben bilmiyorum yani bunu. O yüzden dediğim gibi böyle düşündüğümden ben bu şekilde yapıyorum. Yani doğru da olmayabilir yaptığım şeyler ki doğrudur bence yani. Niye doğru olmasın? Bir daha yapalım abi araştırmamızı. Yani böyle olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi buradaki reis. Hocam sen. Direkt birinci faaliyet. İkinci faaliyetinde bu. Göreve başla abi. Ocağa hoş geldin. Direkt orada görevini halledersin sen. Şimdi radar sistemini geliştirmeye şu an ihtiyacım yok ama radar basacağım. Buradan devam edelim abicim. Askeri fabrikalar basılmaya devam ediliyor ve bunların hepsi uçaklara veriliyor. Bu çok güzel, hoş bir şey. Uçak basılması çok iyi. Artileri basılması da günde 7 tane o kadar fabrikaya göre iyi baya. Yani az fabrika olmamıza rağmen artileri basıyoruz epeyce. Çok güzel bir şey. Şimdi buradakiler artık ya daha da bu faaliyetleri yerine getirmesinler. Onun dışında burada hızlı plancı elemanımız var. Defans var. Bunlara ihtiyacımızı karşılamaz şu anca. Şimdi developraj yaptık ki ya, bu asker bastı mı acaba da? Oğlum bir asker mi bastın lan? Bana asker lazım. Çabuk asker bas. Abi biz şu görevi prepare yaptık da commence yapmayı unuttuk. Bunu yapalım. Buradan devam etmek istiyorum. Air Force departman yapacağım. Uçak
Ya ordu bilgisinden daha çok ben uçak bilgisini tercih ederim Almanların. Uçak bilgisini adamın almam bana savaşı kazandırır bence. Yani adamın kaç uçağı olduğunu benim bilmem gerekiyor. Ya ordusunu bilmeyeyim ama uçağını bileyim abi. Uçak benim için şu an şartlarda çok daha önemli. Indian Autonomy yapabiliriz. Ha, Fate of Czechoslovakia'ya gidiyor bu geldiğine göre. Başka neye gidecek? Abi silah değil de şöyle bir top basımlarını devam ettirebiliriz. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum ben. Racon Company buraya acilen gerekecek. Muhtemelen bu bize çok yardımcı olur. Evet, Racon da hallettiğimize göre support anti falan ihtiyacımız yok şu anki şartlar altında. Birliklerimizin alayı eğitimli değil mi? Tam eğitimli olsunlar da ondan sonra hallederiz. Güzel uçak şeyini de hallettik. Şimdi bilgi çalmak için buradan şeyleri de halledelim. Şimdi 2 falan olur herhalde bu basıldığında. 4 tane basılıyor. Çok güzel abi. Çok güzel. Bu araştırmalarımız bitmiş. Başka başka ne araştırması yapabilirim diye bakıyorum. Abi en önemli şeyler destek ekipmanları. Her zaman araştırmak gerek abi. Destek ekipmanları araştırılsın. Bizde şu anda low gözüküyor. Herhangi bir şekilde bize faleyet yapmıyorlar. Bunların hepsini halledeceğiz. Kendimizi de şifrelememiz gerek. Ya bize karşı bir adam plan başlatsa, şifremizi kırıp şey yapsa ne işe yarayacak? Gerçi onu da bilmiyorum, çıkarım atamadığı sürece. Bilmiyorum. Abi neye verelim? Topa değil de yani bu kadar şeyi topa vermeye gerek yok. Geri kalanları da uçağa ver. Silah basımı çok önemli abi bizim için. Silahlar çünkü eksilecek hızlı hızlı. 18K silahımız var da çok fazla savaş yapmayacağımız için o da muamma yani. Çok da fazla bir işimize yaramayacak abi onlar. Güzel. Hintler basıyor abi. Asker basıyor. Şimdi pasif defansımızı arttırmamız gerekecek. Bize çok fazla saldırı yapacaklar. Casusluk bakımında çok fazla zarar görecek ülkemiz. O yüzden onu arttırmamız şart. Usta yani harbiden. Oğlum o değil de yani şu harbi geri zekalıdık ya oğlum. Ya adamların buradan saldıramayacağını düşünmek harbiden geri zekalık be abi. Sadece gidiyor orayı koruyor. Yukarıyı da bir koru yani anladın mı? Bir şeyler yap abi yukarıya da. Yukarıyı da bir oradan bir bak yani. Buradan hava şeyi yapalım. Oradan tecrübe kazanırız. Harbiden salaklık yani o. Şunu da ver. İlginç. İlginç. Devam edelim abicim biz. Burayı savunuyor ve buradan saldırıya geçtiğinde de alıyor yani. Ben dedim Münih'e kadar girdi benim dün oynadığım şeyde. İtalya'ya falan dizmiyor şu anda. İtalya aksise girmedi diye hala. Pasif defanstan devam edebiliriz. Pasif defanstan devam edelim abicim. Diplomatik training yaparsak ne olacak? Veya bunu. Şunları yapmayacağız zaten yani. Bunu hiç yapmayacağız da. Şunu yapabiliriz. Oradan Alman ulusuna sahip şeyleri alırız anladınız mı? Güzel. Ordusuna sızmışız. 29 biliyoruz oğlum. Bu ne lan? Allah'tan sızmışız ha. Oo oğlum yakalanmış lan bizden biri. Abo ben görmedim onu hiç. Ben görmedim onu. Konuşurken herhalde dikkat edemedik. Şuradan devam et. Şimdi yapacağımız birkaç bir şey var. Onları yapalım hemen hızlıca. Infantry. Offense. Buradan Army Regrouping ve Logistiği de aldım mı? Tamamdır abicim şu an için. Kurtarma çalışması yapacağız hemen de. Abi intihar edin direkt yakalandığınızda. Beni uğraştırmayın ya. Vallahi uğraştırmayın beni ya. Direkt abi sık kafana git. Bizi uğraştırıyorsunuz ya. Yakalandın. Sık kafaya abi direkt. Sık kafaya direkt. Direkt harbiden sık kafaya yani abi yakalandın. Bizi uğraştırma ya. Güzel bu da halledilecek. Bunu yapacağız. Ama burada bir odağımız bitti. O odağı halledelim. Devam abi. Avustralya'dan devam. Yap abi şunu kurtar hızlıca. Hızlıca kurtar onu. Bizim şu anda low gözüküyor. Bir faaliyet yapmıyorlar herhalde zannımca. Öyle düşünüyorum.
Kaç birlik bastın lan sen? Oğlum ne oluyor? Senin birlikler çekilmiş. Ay. Oğlum birlikleri çekmişsiniz. Alo. Birlikleri geri verin. Dün de olmuştu gerçi. Benim bunu hatırlamam lazımdı. Şimdi British Malaya usta sende asker yok değil mi? Sende yok asker. Bunu anladık. Avustralya sende vardır bir şeyler. Sen kirli çıksın sende vardır. Yeni Zelanda'da yoktur. Ondan sonrasında Kanada bak sen çok güveniyorum sana. Artık güvenmiyorum abi. Adam çok asker fazla aşırı asker basmışsın ya. Hepsini sen mi bastın abi? Tek sen bastıysan helal olsun valla. Bayağı fazla asker basmış çünkü. Helal olsun abi. Helal olsun. Helal olsun. Çok fazla asker basmış. O kadar basma bir daha yorulursun. Sonra nüfus kalmaz aman. Aman abi aman. Nüfus falan kalmaz sonra hiç uğraşma sen o kadar askerle ya. Şimdi ben hala ticaretten... Abi çok az kazanıyoruz ya. Biz de niye ticaret yapmıyorsunuz? Ayıp vallahi ya. Şunu da ver. Ulan adayı zerre savunmuyoruz ha. İnşallah adaya bir şey yapılmaz. Adayı zerre savunmuyoruz abi. Şunu ver buraya. Adayı zerre savunmuyoruz. İnşallah adaya bir şey olmaz. Bir çıkarmayedik mi direkt öldük yani abi. Asker yok hiç. Basmadım da adam akıllı asker. İnşallah bir şey olmaz. Adamızı savunacağız. Ama savunmayarak. Şu an hiç kimse yok çünkü adada. Nasıl savunuyorsak. Buradan bunları ver abi. Usta sen bana şunu ver. Gerekecek. Görev başarıyla tamamlandı sanırım. Hallettik mi bunu? Tamam hallettiysek olur. Hallettiysek tamam. Bir daha yakalanmayın bak yani. Bir daha yakalanmayın abi. Seni de şuraya veremiyoruz mu? Oğlum her yerine sızacağım. Adamın her yerine casuslarla yollayacağım. Infiltrate Navi de yapabiliriz. Abi şunu riskli. Riskli görevleri severim. Riskli ama olsun yapacağız. Riskli ise de yapacağız. Yapacağız abi. Şuradan bir şeyler çalarsak güzel olur. Hadi usta. Riskli miskli ama yaparız yaparız yaparız. Hadi ben size güveniyorum. Şimdi. Abi oradaki yeri zaten bizim elimizden alacaklar direkt olarak. Böyle bakarsak anca şunu yollarız abicim buraya. Tamam bu bir. Ondan sonrasında ise şu uçakların alayını sil. Güzel. Bir fokusumuz daha bitti. Abi basmaya devam et. South Afrika mı Kanada mı? Kanada değil abi. South Afrika'ya önce bir şey yap. South Afrika daha çok işimize yarar diye düşünüyorum. Şimdi uçak siliyorduk değil mi biz en son? En son uçak siliyorduk abi. Sil şuradaki uçakları da kendim dizeceğim daha sonrasında. Usta şuraya. Sen şu kadar fighter'ı ver. Yeter. Şuna da ver abi. O kadar fighter yeter. Daha sonrasında full adayı savunması için yollayacağız. Videoda kaç dakika olmuş? 38 dakika olmuş abi. Videoyu burada bitirelim artık. Artık bitirelim burada videoyu. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece videolara beğenmeyi unutarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.